Bugünkü dersimizde halk edebiyatı tasarlama sorularına devam ediyoruz. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bir kültürel ürünün folklor malzemesi sayılmasında aranan koşullardan değildir demiş. Anonim olması, halka mal olması, nesilden nesile geçerek yayılması, kalıplaşmış olması ve kayda geçirilmemiş olması. Baktığımızda biz bir ürünün folklor malzemesi olması için kayda geçirilmemiş olması şartını aramayız. Dolayısıyla doğru cevabım E olacak. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Folklor terimini ilk kez 1846'da bağımsız bir bilim dalı olarak İngiliz arkeolog William John Tombs tarafından kullanılmıştır. Halk bilimi çalışmalarına ilk ciddi adım 17. yüzyılda atılmıştır. İlk kez Fransız Charles Perrault halk masallarını derleyip yayınlamıştır. Walter Scott derlediği masalları edebi bir tarzda dönüştürmekle isim yapmıştır. Masalların yanı sıra diğer halk bilimi ürünleriyle ilgili çalışmalar yapan Grimm kardeşinin Alman halk bilimine katkıları folklorda önemli bir adımdır. Türkiye'de ilk kez Mehmet Fuat Köprülü Şifai Ameneler başlığı altında folklor unsurlarını tasnif etmiştir. Şimdi buradan hareketli arkadaşlar E'nin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yine William Jones tarafından bağımsız bir tür olarak ele alınıyor. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği olacak. Türkiye'de ilk folklor araştırmalarında şifai kavramıyla anlatılmak istenen nedir demiş arkadaşlar. Burada şifai kavramıyla anlatılmak istenen yazıya geçirilmeyen anonim ürünler olmasıdır. Özellikle halk bilimi çalışmalarında anonim ürünlerin ayrı bir önemi olduğunu biliyoruz. Çünkü halkın ağzından dolayısıyla varyantlaşa günümüze kadar gelmiş ve halkın söylemlerinin de içine katıldığı ürünler oluyor. Bu yüzden de şifai ürünler oldukça önemli. Doğru cevabım A seçeneği olacak. Ne diyor? Türkiye'de halk bilimiyle ilgili ilk çalışmaların yayınlandığı dergi sormuş bize arkadaşlar. Tabii ki de halk bilimiyle ilgili ilk çalışmalar Halka Doğru dergisine yayınlanıyor. Bu yüzden bunu mutlaka bilelim arkadaşlar. Doğru cevabım C seçeneği olacak. Ne demiş? Bu cümlede numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Türkiye'de folklor terimini ilk kez Faruk Nafiz Çamlıbel'in 20 Şubat 1913 tarihli Peyam Gazetesi'nin edebiyat ekine çıkardığı folklor başlıklı yazısında kullandı. Şimdi baktığımızda Faruk Nafiz Çamlıbel'in 5 hececiler içerisinde yer aldığını biliyoruz. Fakat onun folklor üzerine bir çalışması bulunmamakta. Edebiyat ekinde folklor başlıklı yazısıyla ilk kez folklor teriminin kullanılması daha çok meşrutiyet dönemine denk geldiği için Ziya Gökalp'i düşüneceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabım yanlış olarak verilen birinci kelime olacak. A seçeneği olacak. Ne diyor? Bu parçada numaralandırılmış bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır demiş. Ülkemiz için çok genç bir bilim dalı olan halk bilimle ilgilenen ilk kuruluş 1927 yılında Ankara'da açılan Türk Yurdu Derneği'dir. Bu bir dursun. Bu derneğin adı daha sonra Türk Halk Bilgisi Derneği olarak değiştirilmiştir. Dernek ilk önce folklor derleyicilerini yetiştirmek ve yönlendirmek amacıyla halk bilgisi toplayıcılarına rehber adlı bir kılavuz yayınlamıştır. Ardından da Halk Bilgisi Mecmuası dergisini yayınlamıştır. 1923 yılında halk evlerine devredilen bu dernek iki derleme gezisi düzenlemiş ve Halk Bilgisi Haberleri adlı süreli yayının yanı sıra 13 adette kitap ve broşür yayınlamıştır. Şimdi özellikle halk bilimiyle ilgili Türkiye'deki ilk kuruluşun Türk Yurdu Derneği değil, Halk Bilgisi Derneği olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yanlış olarak verilen cümle birinci cümledir. Doğru cevabım dolayısıyla A seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi Türk folklor ürünlerinin toplanmasında ve halka duyurulmasında ilk katkıda bulunan kuruluş ve yayınlar arasında yer almaz? Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Konservatuarı yani Darül Eyhan, Halk Bilgisi Mecmuası, Yeni Mecmua Dergisi, bunlar folklorla ilgili yayınlar yapan ve halkı bilgilendiren yayınlardır. Fakat sanat içi sanat anlayışına bağlı olan ve bireysel bir sanat oluşturan Servet-i Fünun Dergisi'nde folklorla ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği olacak. Ne diyor? Türkiye'de halk bilim araştırmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. 1960'lı yıllardan sonra kurulan üniversite toplulukları halk biliminin için malzeme toplamakta bir rol üstlenmiştir. Doğru. Halk bilimi malzemesinin Milli Eğitim Bakanlığı destekliğiyle toplanması 1950'lerden sonra başlamıştır.
Bunu söyleyemeyiz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle toplanması 1920'li yıllardan itibaren, hatta Cumhuriyet kurulmadan önce başlıyor. Bu yüzden de bu Atatürk'ün girişimleriyle gerçekleşen bu unsur Cumhuriyet'ten önce de varlık gösterdiği için doğru cevabım B olacak. Fakat diğer şıklara da bakalım. Günümüzde halk bilimi araştırmaları, halk kültürlerini araştırma ve geliştirme genel müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Milli Folklor Enstitüsü 1966'da kurulmuş, bugün hala faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizde ilk halk bilimi çalışmaları 12 Aralık 1924'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulan Türkiyat Enstitüsü tarafından yapılmıştır. Bu da doğru. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneği olacak. Halk bilimi ile ilgili kaynaklarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Kıyafetnameler ve albümler, kıyafetleri ve el sanatlarını araştırmak için önemli bir kaynaktır. Şukufnameler, çocuk masalları hakkında bilgi veren yazma eserlerdir. Çocuk masalları hakkında bilgi veren eserlere şukufname denmez. Doğru cevabım B olacak, fakat diğer şıklara da bakalım. Vefayetnameler, bir yerde ölen önemli kişiler hakkında bilgi veren eserlerdir. Fütüvetnameler, ahilik teşkilatının esnaf teşkilatı ile ilgili kuralları açıklayan eserlerdir. Buznameler, adından da anlayacağınız üzere günlük olayların yazıldığı ve içlerinde geleneklerimizle ilgili ayrıntılı bilgilerin olduğu eserlerdir. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneği olacak. Ve sınavda çıkma ihtimali olan, hatta çıkan bir soru tipi. Bu parçada söze edilen kuram aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce şıklara bakıyorum. Tarihi coğrafi film kuramı, psikoanalitik kuram, işlevsel halk bilimi kuramı, sözlü kompozisyon kuramı ve bağlamsal kuram. Şimdi biz anahtar kelimelerden hareket edecektik. Bakalım. Halk biliminde masalların varyant ve versiyonlarını derleyip sistematik bir biçimde sıralayarak çalışılması İskandinav ülkelerinde kökleri Grundtvig'in çalışmalarına kadar giden bir araştırma çizgisidir. Bunların belli prensipler etrafında toplanarak başlı başına bir okul olarak adlandırılması daha sonraları olmuştur. Bu okulun kurucusu Krohn'dur. Krohn'un hazırladığı Kalevala'nın kaynakları biliyorsunuz Fin destanıdır Kalevala. Adlı çalışmasında bu yönteme dair düşünce vurgularını şöyle ifade etmektedir. Bir şarkının kaynakları hakkında herhangi bir sonuca varmadan önce ben onun varyantlarını coğrafik ve kronolojik bir sıraya koyuyorum ve sadece bu yolla orijinal olanı ona daha sonra eklenenlerden ayırabiliyorum. Yani bu forma ulaşıyorum diyebiliriz. Buradan hareketle zaten Krohn, Kalevala kaynakları dediği zaman direkt aklıma sınavda da çıkmış olan tarihi coğrafi fil kuramı gelecek. Bu yüzden de doğru cevabım arkadaşlar A seçeneği olacak. Ne diyor? Bu parçada söz edilen halk bilimci kimdir diye sormuş. Bakalım. Bu halk bilimci motifi şöyle tanımlamıştır. Demek ki motif dediğine göre masal motifleri aklımıza gelebilir. Gelenekte yaşama gücüne sahip olan masalın en küçük unsurudur. Bu bağlamda Motif Index of Pop Literature adlı eserini hazırlamıştır. Bu eser dediğimde ben zaten direkt Steve Thompson'a gideceğim ama devamını okuyalım. Bu çalışma halk bilimi araştırmalarına ansiklopedik olarak üretilmiş en geniş ve en önemli referans kaynağıdır. 23 ana başlık altında topladığı motifleri kendi aralarında 6 başlık halinde tasnif etmiştir. Eserin ilk 5 cildinde konular sıralanmış. 6. cilt ise bunlarda yer alan kavramların ve kaynakların alfabetik indeksini oluşturmuştur. Zaten ben Motif Index of Folk Literature dediğinde, masal motifleri dediğinde hemen Steve Thompson'ı düşüneceğim. Buradan hareketle doğru cevabım C seçeneği olacak. Yine parçada boş bırakılan yere ne gelebilir demiş. Bu da sınavda çıkabilecek olan bir soru türüdür. Olağanüstü masalların tarihsel kökenleri, folklorda ritüel yürüyüş, olağanüstü doğuş motifi, halk bilim ışığında Oedipus, masalın biçim bilimi gibi eserleriyle tanınır. Masalları yapı özelliklerine göre analiz ederek masallardaki sabit ve değişken unsurların olduğunu ortaya koymuştur. Yapıcılık ve sabit ve değişken unsurlar anahtar kelimeleri. Ona göre masalların sabit unsurları şahısların icra ettikleri hareketler ve aksiyonlardır. Masal kahramanlarının eylemleri birbirlerinin aynısıdır. Bundan hareketle de fonksiyonların bir masal kahramanına bir diğer masal kahramanına aktarıldığı sonucuna ulaşmıştır. Buradan biz hareketle arkadaşlar masallardaki kahramanların yapısal çözümlemesini veren Hilary Prop'un yapısalcı çözümlemesi diyeceğiz. Dolayısıyla doğru cevabım B olacak. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi erken dönem halk bilimi kuram ve yöntemlerinden değildir? Mitolojik teori,
mitolojik teori, güneş mitleri teorisi, masalların güç ve kültürel ölümcülleme teorisi ve evrimsel teori, erken dönem halk bilimi kuram ve yöntemlerindeyken, psikoanalitik çözümleme daha çok bağlam merkezli yöntemlere dahil edebileceğimiz, hatta bazen metin merkezli olarak da adlandırabileceğimiz kuramlardandır. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi folklorun özelliklerinden birisi değildir demiş. Bakalım, geleneğe bağlılık, anonimlik, sözlü olma, çeşitlenme ve az bilinme. Baktığımızda az bilinme folklorun bir özelliği olarak karşımıza çıkmaz. Bu yüzden de doğru cevabım E seçeneği olacak. Bu parçada anlatılan derleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım, hasat döneminde söylenen türküleri dinlemek üzere Tokat köylerine giden halk bilimi araştırmacısı, türkü söyleyenlere katılmadan onları dinlemekle yetiniyor. Öyleyse onlara katılmıyorsa, onlara bir şey sormuyorsa sadece gözlemliyor demektir. Dolayısıyla gözlem yapma yöntem olacak. Doğru cevabım C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi metin merkezli araştırmaya dayalı halk hikayeleri inceleme yöntemlerinden birisi değildir denir. Tarihi coğrafi fiil yöntemi, yapısalcı kuram, psikoanalitik kuram ve gelişme kuramı metin merkezli iken maddi kültür kuramını metin merkezli olarak adlandıramayız. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği olacak. Ne diyor? Aşağıdaki kuramların hangisi bir etnik topluluğun kendi varlığını kanıtlama çalışmalarından doğduğu için halk biliminde daha çok milli kimlik üzerinde yoğunlaşmıştır diyeceğiz. Öyleyse milli kimlik dediğinde, Urform dediğinde ben direkt tarihi coğrafi fin kuramına gireceğim. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği olacak. Yeni bir ilim Halkiyat Folklor makalesini İktan gazetesinde yayınlayarak folklor terimini ilk kez halkiyat olarak kullanan Türkiyatçımız, daha doğrusu milliyetçilik anlayışının Türk edebiyatındaki önemli ismi Ziya Gökalp olacak. Bunun yanına bir yıldız koyalım. Doğru cevabım dolayısıyla A seçeneği olacak. Ne diyoruz? Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde mani ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Mani biliyorsunuz anonim halk edebiyatının en küçük nazım birimi. Tek dörtlükten oluşuyor. AA ihsar şeklinde kafiyeleniyor. Yerden örnekleri yedeğine hece örtüsüyle söylenir. Doğru. Düz mani örneklerine uyak sözü AA ihsar şeklindedir. Doğru. Kuntuna göre sevda manileri, davulcu manileri, oyun manileri gibi türleri vardır. Doğru. Azerbaycan'da Aytıspa, Kazakistan'da Bayati ve Kerkük'te Hayreti adlarını alır. Bu doğru değil arkadaşlar. Genellikle tek dörtlükten oluşur ancak yedekli örnekleri de bulunmaktadır. Doğru cevabım yanlış olarak verilen D seçeneğindeki dördüncü cümle olacak. Ne diyor? Türküyle ilgili aşağılıkların hangisi söylenemez demiş. Ben E seçeneğinden başlamak istiyorum. Usulsüz örnekleri divan, boza, koşmak, kayabaşı, çukurova diye bilinir. Doğru. Usullü örnekleri Konya'da oturak, Kars'ta sümmani, Trakya'da karşılama adını alır. Doğru. Daha çok 7'li, 8'li ve 11'li hece örtüsüyle söylenir. Doğru. Bentlerden ve bentleri birbirine bağlayan kavuşak yani nakaratlardan oluşur. Doğru. Konusu sadece aşktır. Halk arasında yakılan türkülerin yapımcısı genellikle bilinmez. Evet, genellikle anonim ürünlerdir. Fakat konusunun sadece aşk olduğunu söyleyemeyiz. Kahramanlık, gurbet, acı, hasret gibi pek çok konu işlediği için doğru cevabı A seçeneği olacak. Bize bir şiir parçası vermiş, dörtlükler vermiş. Bunun nazım biçimi, daha doğrusu nazım türünü soruyor bize. Atlıyı attan indiren, mazlumu tahta bindiren, aha acıyı dindiren, hekim oğlum yatar şimdi. Köylüsünün danışı, köylün bir yakışı, bacımın gönül ışığı, hekim oğlum yatar şimdi. Gördüğünüz gibi dörtlüklerin son mısrağından hekim oğlum yatar şimdi ifadesine özünü anlıyorum. Dolayısıyla dilimden dolayı sabı diyemeyeceğim için doğru cevabım C seçeneğindeki ağıt olacak. Bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım, ilkbahara yaz derler, şirin söze naz derler, kime derdim söylesem bu dert sana az derler. Kendin ettin kendine, yana yana gez derler. Redif kullanılmış, evet derler, bakın burada rediftir. Uyak düzeni A, A, B, A, C, A'dır. A, A, B, A, C, A'dır. Doğru. Tam uyak kullanılmıştır. Bakalım. Naz, yaz, az, gez. Gördüğünüz gibi bunlar da tam uyak kullanılmış. Düz mani örneğidir. C,
diyemeyiz. Çünkü düz mani olsa 4 mısradan oluşur. Yedili ya cümlesinin 4 artı 3 duraklı biçimiyle söylenmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlkbahara yaz derler. Gördüğünüz gibi 4 artı 3 de oluşmuş. Dolayısıyla biz buna artık mani dememiz gerekir. Doğru cevabın D seçeneği olacak. Ne diyor? İlahi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Tapu müşeni tekkelerinde okunan ilahilerdir. Doğru. Nefes genellikle Alevi Bektaşi tekkelerinde okunur. Doğru. Ayin Mevlevi tekkelerinde okunur. Doğru. Durak Halveti tarikatlarında zikrin iki faslı şeklinde okunur. Doğru. Cumhur sadece Mevlevi ve Bektaşi dergahlarında okunur. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Cumhur'un Mevlevi, Bektaşi, Alevi ve Halveti tarikatları dışındaki tarikatlarda okunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği olacak. Ne diyor? Hecenin sekizli kalıbıyla ve kendine özgü bir ezgiyle söylenir. Sekizli kalıp dediğimde aklıma zaten koşmadan ayrılan yönüydü. Hemen semai geliyor. Devamına bakalım ama. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı 3-5 arasındadır. Uyak düzeni genellikle ABAB, CCCB, DDDB şeklindedir. Yani her dörtlüğün son mısra, birinci dörtlüğün son mısra ile kafiye edilir. Sevgi, güzellik, ayrılık ve doğa konularını işler. Karaca olan ve Erzurumlu Emrah bu türde önemli ürünleri olan uzanlardır. Aruz'la yazılan türleri de vardır. Karaca olan dedi, aruzlu tür de var dedi, sekizli kalıp dedi. Ben direkt tabii ki de sema ediyorum arkadaşlar. Bu parçada söze edilen nazım biçimi nedir diye sormuş. Bakalım. Aşık şiirinin en uzun nazım biçimidir. Şimdi en uzun nazım biçimi dediğine göre ben direkt destana gidiyorum. Fakat diğer şıklara da bir bakalım. Dörtlüklerden oluşur. Dörtlük sayısı konuya göre değişir. Kimi örneklerde yüzü geçer. Savaşlar, kahramanlıklar, ayaklanmalar, kıtlıklar, doğal afetler, salgın hastalıklar, eşkıya ve ünlü kişilerin serüvenleri, gülünç olaylar, toplumsal taşlama ve eleştiri, atasözü bu türe konu olur. Uyak düzeni ABAB, CCCB, DDDB şeklindedir. İlk dörtlüğün uyak düzeni XB, XB şeklinde de olabilir. Hecenin daha çok 11'li kalıbıyla söylenir. Gördüğünüz gibi burada özellikleri, içeriği ve biçimsel özellikleri verilen şeklin destan olduğunu görüyorum. Dolayısıyla doğru cevabım A olacak. Ne diyor? Bu parçada sözde edilen nazım biçimi nedir demiş. Bakalım 7-16 hece ile aynı kafiye ile en az 10 mısradan oluşan bent yahut bentlerle söylenen nasihat, minilik, mislik ve belli bir inanç konularında söylenmesi gerekenlerin sayılıp döküldüğü şiirlerdir. Azeri halk şiirine ait bir nazım biçimidir. Doğu Anadolu'da söylenmektedir. Bazı örneklerini şiki denmektedir. Burada Azeri halk edebiyatına ait olması, nasihat, minilik, mislik ve belli bir inanç kodlarından söylenmesinden dolayı ben direkt doğru cevabım E olan sicillemeye gidiyorum. Aşağıdakilerden yukarıdakilerden hangisi varsa nazım biçimine ait değildir demiş. Bakalım. Güney Anadolu'da yaşayan Varsak Türkmenlerine ait halk şairleri tarafından söylenen şiirlerdir. Doğru. Kendine az bir ezgisi vardır. Doğru. Hatta sert bir ezgi bu. 8 derece ölçüsüyle söylenir. Doğru. Genellikle son dörtlükte şairin mahlası yer alır. Doğru. Dörtlük sayısının sınırsız olduğu varsıl değil, destandır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabım 4. cümle olan D seçeneği olacak. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Bakalım. Halk şairleri tarafından aruzun, burada bir duralım, aruzlu türleri hatırlayalım. Divani, selis, semai, kalenderi, veznahaya gibi türler vardı hatırlarsanız. Biz bunları aruzun belli kalıplarıyla kullanılmaları bakımından ayırt ediyorduk. Mebnül-ü mefali kalıbıyla gazel, murabba, muhammes, müseddes biçiminde söylenen şeylere ben mebnül-ü mefali, mefali, fevülüm kalıbını gördüğüm için hemen kalenderi diyorum. Ezbere bilmem gerekir bunları. Devamına bakalım. Özel bir ezgiyle okunur. 3 artı 4 artı 3 artı 4 veya 7 artı 7 şeklinde 14 heceliyken sonradan yerine aruz vezninin geçtiği ileri sürenler bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru cevabım C olacak arkadaşlar. 12 dörtlükten oluşan bir şiirden alınan bu şiir parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 12 dörtlük dediğine göre uzun bir şiir bu.
10 milyarca ölçüsünün duraksız biçimiyle söylenmiştir. Bakalım. Varsan bir zalimin eteğin tutsan, yine aldanırsın, oynasan üçsen. Darıdan bakla olmaz, bin yağ döksen, şap kaynatsan olmaz şeker demişler. Gördüğünüz gibi duraksız yazılmış. Didaktiktir, bunu zaten dörtlüğünün son mısrasından anlayabiliyoruz. Urat düzeni bakımından koşmaya benzer. Bakalım. AA, AB, evet. Dizelerinde anonim ürünlere yer verilmiştir. Şunu kastediyor sanırım. Şap kaynatsan olmaz şeker demişler derken atasözüne yer vermesi. Nazım türü koşmadır diyemeyiz. 11 dörtlü, 12 dörtlükten oluştuğu için. Çünkü koşmalar genellikle 3 ya da 5 dörtlükten oluşuyordu. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği olacak. Ne diyor? Bu dörtlüğün nazım biçimi hangisidir demiş. Okumadan önce ben bir hece sesine bakıyorum. Çünkü mesela semai 8'li, koşma 11'li gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla semayı direkt eliyorum zaten. Örgeksiz göllerin alın avlama, vefasız dilbere gönül bağlama, ben yolcu beni yoldan eyleme, ver bana bir öğüt, aklım şaşkındır. Burada ben kalenderi ya da varsayıya ait bir söylem görmüyorum. Sicili mazeriye aitti. 10 milyarca ölçüsü olduğu için bunun nazım biçiminin koşma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aşağıdakilerden hangisi bir koçaklamadan alınmıştır? Biliyorsunuz koçaklama koşmanın bir türü olarak karşımıza çıkıyor. Yiğitçe bir söylem. Güzelleme, koçaklama, taşlama, ağız şekilleri vardı. Bana derler gam yükünü sen götür, benim yük götürür dermanım var. Yıktın viran oldu kalbim sarayı. Çünkü bir taşını koyabilmezsin. Meydanında dare durmuş köçekler. Çalınır koç kurbanlara bıçaklar. Ahiyle gedai de bir zaman. Bursa'da sürdüler demü devranı. Alçakta yüksekte yatan erenler yetişir imdada aldı dert beni. Koçaklamadan yiğitçe bir söylem bile çıktığı için koç kurbanlardan işte meydanında dare durmakta ifadelerinden bence seçeneğinde verilen parçanın ifadenin koçaklamaya ait olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım aşık edebiyatı ile ilgili. Aşıklar eğitimle ilişkiler açısından ümmi olanlar, yani okuma yazma bilmeyenler, okuma yazma bilenler ve kalem şuarası, yani okuma yazma bilip saz çalmayanlar olarak sınıflandırılır. Kesinlikle doğru. Göçebe kökenli aşıklar var olduğu gibi kasaba ve şehirlerde dini kurumlarda tasavvuf ortamında yetişen hak aşıkları da vardır. Bu da doğru. Halk hikayeleri dinleyerek aşıklığa başlayanlar bulunduğu gibi sevda veya bir dert nedeniyle aşıklığa başlayan şairler de vardır. Bu da doğru. Aşıklık geleneğinde mahlas alma, rüya sonrasında aşık olma, usta çırak, atışma, karşılama yani tekelüm gibi haller vardır. Bu da doğru. Aşıklık geleneğinde rüya motifinin aşamaları sınavda çıktı biliyorsunuz. Rüya, uyanış, ilk değiş, hazırlık olmayacak. Hazırlık, rüya, uyanış, ilk değiş sıralamasına sahip olacak. Dolayısıyla doğru cevabım E seçeneği. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi musammat bir koşmadan alınmıştır? Biliyorsunuz musammat koşma iç kafiyesi olan koşmadır. Bakalım. Mirati hemvare yanıktır yare, yüreğimde yare oldu bir fare. Görüyorsunuz daha A seçeneğine karşımıza çıktı. Diğerlerini de okuyalım ama. Ağlım kaldı şu gelinin ahdinde, deremedim güllerin vaktinde. Dostluğun yaylası çayır çimendi, şu şirin dillerinden ikrarın verdi. Bir adam hasmını utandıramaz, elde külliyetli var olmayınca. Bir firkat geldi de durdum ağladım, öpüp kokladığım güller perişan. Gördüğünüz gibi verilen parçalarda iç uyağı olan sadece A seçeneği olduğu için doğru cevabım A olacak. Aşık edebiyatında aruzla yazılan nazım biçimleri aşağıdakilerden hangisine bir arada verilmiştir demiş. Şıkları eleyerek gidelim. A'da varsayı görüyorum. Elerim. C'ye baktığımda divan, semai, destan, destanı görüyorum. Elerim. D'ye baktığımda koşmayı gördüm. Elerim. Varsağı var. Elerim. Türkü var. Elerim. Dolayısıyla B seçeneğinde verilen divan ya da divani, semai, kalemleri, selis, satraç, veznaher, aşık edebiyatında kullanılan aruzlu türlerdir. Semai'nin 8'li hece ölçüsüyle yazılan heceli türünde olduğunu hatırlayalım. Ne diyor? Bu cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denir?
Eberhard'la birlikte hazırladığı Tipin Türkisch Rosmaşır yani Türk Halk Masalları Tipleri adlı çalışma 2500 Türk masalını inceleyerek 378 masal tipine yer vermiştir. Eberhard'la yaptığı Türk masal tiplerini ortaya koyması açısından Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Halk Bilimi Kürsüsü'nü kuran isim olan Pertevnail Baratav'ı düşüneceğim. Dolayısıyla doğru cevabım A olacak. Ne diyor? Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır demiş. Bakalım. Uyaklarla elde edilen ses ve söz oyunları ile ve çeşitli çağrışımlarla birbirine bağlanmış. Çoğunlukla iç ahenk olarak şiir, şekil olarak düz yazı görünümlü, birbirini tutmaz, gerçek dışı düşüncelerin sıralanmasıyla meydana getirilmiş sözlü bir halk edebiyatı ürünüdür. Gördüğünüz gibi anlamın olmaması, şiir ve düz yazı olsa bile ses tekrarlarına ve ahenge dayalı dediği için doğru cevabın tekerleme olacak. Ne diyor? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir demiş. Bakalım anahtar kelimelerini. Bir toplumun maddi manevi kültürünü, değer yargılarını, inançlarını yansıtan kısa ve derin anlamlı kalıplaşmış sözlerdir. Bu söz kalıpları genellikle özgün, etkileyici ve duygulukludur. Bir sevinci, bir teşekkür veya bir acıyı, bir öfkeyi, bir nefreti dile getirmek için söylenir. Allah utandırmasın, Allah namerde muhtaç etmesin, Allah analı babalı büyüsün, beşik dibinde oturmayasın, karnında görüp de kucağına görmeyesin, beşikte gör de eşikte görme bunlardan bazılarıdır. Gördüğünüz gibi bunlar karşımıza dua ve beddua olarak çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben buna halk kültüründe alkış kargış dediğim için doğru cevabım C seçeneği olacak. Bulmacalarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir demiş. Bu söz kalıpları genellikle sonları uyaklı sözcüklerden oluşan dizeler halinde söylenir. Doğru. Düz bir söyleyiş biçiminde tek bir cümleden oluşanları yoktur. Doğru. Çünkü tek bir cümleden değil daha çok ahenkli bir söyleyişten ortaya konuyordu. Çeşitli doğa olaylarını yaşama ait soyut ve somut hemen hemen her olguyu anlatabilirler. Doğru. Çoğu zaman yanıtları kendi içlerinde gizlidir. Kalıplaşmış sözlerden oluşan anonim sözlü halk edebiyatı ürünüdür. Biz bilmecelerde yanıtların içine gizli olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabım D olacak. Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi yoktur demiş. Ama ilk dikkatimi çeken Karavelli sınavda çıktı biliyorsunuz. Divani, tecnis, tekerleme, koşma, destan veya muamma söylenir. Nesli biçiminde tekerleme söylenir. Dua ile başlar, asıl konu anlatılır, hikaye metni. Mahlas kullanılır, şiirler söylenir ve hikaye bitirilir. Tapşırma, nesli biçiminde tekerleme söylenilen bölüm. Fasıl, divani, tecnis, tekerleme, koşma, destan veya muamma söylenen bölümde döşeme olacak. Dolayısıyla burada Karavelli verilmediği için doğru cevabım C olacak. Halk hikayelerinin şekil özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Aşık ve maşruğun kavuşmasından sonra dudak kapama denen neşeli güzellemeler gelir. Doğru. Hikaye anlatılmaya başlamadan peşrev ya da peşröv denen mensur ya da mağlum parçalara yer verilir. Bu da doğru. Sınavda çıkabilecek bir soru tipidir bu. Hikayenin özellikle giriş kısmında aslında bulunmayan anlatıcı tarafından sonradan eklenen Karavelli denen parçalara rastlanır. Bu da doğru. Hikayelerin giriş bölümlerinde masallardan farklı olarak kalıplaşmış sözlere yer verilmez. Hayır, masallarda olduğu gibi halk hikayelerinin de girişinde ve sonunda kalıplaşmış sözlere yer verilir arkadaşlar. Evine bakalım. Hikayelerde kısadan hissi almak, konuyu daha iyi anlatmak için masal, bilmece, atasözü, fıkra gibi halk edebiyatı ürünlerinden yararlanabilir diyor. Bu da doğru. Dolayısıyla doğru cevabım D olacak. Ne diyor? Halk hikayelerini yukarıdaki gibi tasnif eden ismi sormuş. Şimdiye kadar tasnif çıkmadı arkadaşlar. Tek eski Türk dilinde sordular. Fakat tasnifleri mutlaka bilelim. Yaşanmış olaylar, aşık etrafında oluşanlar, Köroğlu menkıbeleri ve bu tipteki menkıbeler, klasik mazlum hikayeler dediğimizde halk bilimi üzerine bilimsel araştırmalarıyla tanınan Pertevnail'i Boratav gelecek aklınıza. Aşağıdakilerin hangisi meddah hikayelerin bölümlerinden birisi değildir? Başlangıç, açıklama, senaryo ve bitiş hatta sırayla verilmiş halk meddah hikayelerinin bölümlerinde yer alırken fıkra anonim halk edebiyatı ürünlerinden birisidir. Dolayısıyla meddah hikayelerinin bir bölümü değildir. Doğru cevabım E olacak. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Bakalım.
Orta oyununda dekorlar çok giysiye önem verilir. Kesinlikle doğru çünkü üzülme unsuru dikkatin üzerinde bulunduğu karakterin giysileriyle ortaya konur. Baş kişileri aynı zamanda oyunun düzenleyicisi olan peşrekarla oyunun baş güldürücü tipi kabukludur. Bu da doğru. Dekor olarak bir paravan ve onun önüne alçak bir hasır iskemle yani peyke kullanılır. Paravana yeni dünyada denir. Bu seyirlik oyun giriş, söyleyiş, oyun ve müzik bölümlerinden değil. Ne diyoruz? Giriş, başlangıç, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluştuğu için doğru cevabın E seçeneği olacak. Umay Güler biliyorsunuz aşık edebiyatı ile ilgili en önemli araştırma yapan ve bunu kitaplaştıran isimdir. Belirlenen aşık karşılaşmalarının asıl bölümleri hangileridir demiş. Biz hoşlaşma, merhabalaşma, hatırlatma, canlandırma ve tekellüm bölümlerinden oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla Umay Güler'in ortaya koyduğu bu karşılaşmaların asıl bölümleri A seçeneğine verildiği için doğru cevabım A olacak. Hikayeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Hikaye kavramı ilk kez Arap edebiyatçısı Encelis tarafından kullanılmıştır. Doğru. Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber konuları bakımından hikaye sınıflandırılmasında aşk hikayeleri içinde yer alır. Bu da doğru. Tayyarzade hikayesi, hikayeyi Bengi Hallaç, Ehbat Çelebi hikayesi gibi hikayeler konusunda gerçek olaylardan alan İstanbul realist halk hikayeleri dediğimiz hikayelerdir. Bu da doğru. Söz meclislerinde aşığın kendi şiirlerini okumadan önce fikri, mistik, didaktik tarzda söylediği ürünlere Selçuk denir. Bu da doğru. Halk hikayelerinde gerçeküstü olaylara yer verilmez. Ayrıntılar ilginç de olsa günlük yaşama uygundur. Burada olağanüstülüklerle iç içe olduğunu söylememiz lazım. Tamamen gerçeğe yakın ya da tamamen masalda olduğu gibi hayal unsuru diyemeyiz. Burada iç içe olduğu için doğru cevabım E seçeneği olacak. Bir halk hikayesinin aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Divani girişte okunuyor biliyorsunuz. Teclis geçişlerde cinaslı olanlar, tekerleme geçişlerde muamma yine aynı şekilde. Biz bir halk hikayesinde şarkının olmadığını görüyoruz. Doğru cevabım da olacak. Bir cümlenin başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Dinleyicileri şaşırtmak, eğlendirmek, keyiflendirmek ya da bir etkinliğe dinleyiciyi hazırlamak için genellikle söz yinelemeleri, uyaklar ve olağanüstülükler üzerine kurulmuş olan, anlamsız olarak ön planda olmayan türler tekerlemeler olduğu için doğru cevabı A seçeneği olacak. Ne diyor? Aruz'u bir türü sormuş bize. Aruz'un müfteyilün, 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 müfteyilün kalıbıyla ve musammat gazel biçiminde söylenen şiirlerdir. Şimdi ben müfteyilün, 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 müfteyilün olmasından hemen satranca gidiyorum. Devam edelim. Mısraların kafiyeli parçaları alt alta dizilirse dörtlüklerden oluşan bir biçim ortaya çıkar musammat olduğu için. Dolayısıyla verilen rezimden ötürü aruzlu türlerden satranca gidiyorum. Doğru cevabım B olacak. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Din dışı konularda söylemiş, yaşama sevinci, insan ve doğa sevgisini dile getirmiştir. Aşık edebiyatının durgun ölümden en zengin ve en güçlü şairidir. 17. yüzyılda Güneydoğu Anadolu'da doğmuşsa da çok yere dolaştığı sanılmaktadır. Geleneksel şiirin din, anlatım, ölçü anlayışından ayrılmadan aşk, doğa, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir. Özellikle koşma ve semai biçimlerinde büyük bir başarı sağlamıştır. 17. yüzyıl demesi, din dışı konular demesi, aşık edebiyatının en büyük şair demesinden dolayı ben Karacaoğlan'a gidiyorum arkadaşlar. Doğru cevabım E olacak. Bir sonraki dersimizde halk edebiyatı tarama sorularıyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.